Kanka gözde. Ben size zaten onu soracaktım. Onu nasıl hallettin? Valla. Valla. Haber et. Elif gülümse. Şuralara gidelim. Çok arttı. Bakın. Poz verin ve gülümseyin. Ama video. Kimin nerede düğünü oldu? Ekran abinin şu bahsediyorsun. Merhaba herkese. Yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Açıkçası 3 dakikadır konuşuyorum ama bir türlü bir giriş yapamadım. Çünkü yaklaşık bir haftadır video çekmiyorum. Çünkü çok hastalandım, grip oldum. İşte bu herkesin geçirdiği hastalığı ben de geçirdim. Sesim çok kötüydü, o yüzden de video çekmek istemedim. Yani tipim de kötüydü. Bana 2 paket geldi dün. Onları açmak için çok heyecanlıyım. Dün hava yağmurluydu. O yüzden dün açmadım kamerayı. Bugün böyle tekrardan güneşler açtı. Işıl ışıl parıl parıl bir hava var şu an karşımda. O yüzden de video açmaya karar verdim. Ama yaklaşık 15 dakikadır da yani buraya oturmadan önce de bir saat güneşi ayarlamaya çalıştım. Çünkü çok fazla güneş vuruyordu yüzüme, ben karanlık gözüküyorum, arkası çok ışıl ışıl gözüküyor falan derken buradayız. Evet, hadi paketlerimizi açalım, çok konuştum çünkü. Bu arada bir önceki videoda gösterdiğim ajandamla ilgili güncelleme yapacağım. Mavi Tarlalardan Yürü kitabını bitirdim. Ama şimdi şöyle iki tane paketim var. Bu iki paketi açalım. Bu sanırım kanalımın İlk gelen paketleri açıyorum anıdır. Evet. Sevgili İrem can yayınlarından bize böyle bir paket yolladı. Açmak için çok heyecanlıyım. Çünkü dün geldi paket ama böyle dedim ki videoda açayım, o yüzden açmadım. Beklettim. Şimdi beraber açalım. Sonra burada bir tane benim sipariş ettiğim bir kitap var. O da can yayınlarından. Bakalım içinde var mı aynı kitap mı, görelim. Bunda sanırım can yayınlarının yeni çıkan kitapları var. Bir tane de. Bir tane kitabı. Aa evet. Şimdi şöyle ki benim bir kitap kulübüm var. Arkadaşlarımla beraber kurduğumuz, beraber işleyişini sürdürdüğümüz. Bu yaz ara vermiştik ona ama bu ay itibariyle devam ediyoruz kulübümüze. Ve kulüp içinde biz birkaç kitap seçtik. Daha doğrusu iki kitap seçtik. Biri önümüzdeki ay için, diğeri de Aralık ayı için. O yüzden gelen ilk kitap da bununla ilgili. Kitabımız Şokço'da Kış. Bu kitap bizim kızlarla kurmuş olduğumuz Posta Kutusu Kitap Kulübü'nün Kasım ayı kitabı. Böyle kış da yaklaşmışken hem de kulübün yaz sonunda geri dönüşüne özel böyle çok kalın olmayan bir kitap seçelim demiştik. Sümeyye de işte Şokço'da Kış'ı almış, ben de almıştım. Hatta bir önceki videolarda bahsediyorum. O yüzden de bu kitabı okuyalım dedik. Ben bunun çevrilmesini aslında uzun süredir bekliyordum. Kızlarla beraber okumak da çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz ne zaman beraber bir kitap okusak, üzerine çok fazla konuştuğumuz için kitap böyle bizde hep bir anlam bırakıyor ve farklı bakış açıları kazandırıyor bize. Bakalım bu kitap hakkından da beraber kitap kulübünde okuduktan sonra sizlere de bahsederim. Bir diğer kitap Robert Musil'in Birleşmeler kitabı. Bu yeni çıkanlarından Can'ın. Güzel bir kapağı var. Daha önce hiç Robert Musil okumamıştım. O yüzden böyle ince bir başlangıç kitabı olabilir gibi geldi. Sonraki kitabımız Margaret Duras'ın Park'ta kitabı. Ben daha önce Hiroşima Sevgilim'i okumuştum yazarımızdan. O bir senaryo metniydi. Daha doğrusu işte bir film için yazılan senaryonun metniydi. Yani filmden sonra senaryo değildi. Film olması amacıyla yazılan bir senaryo metniydi ve çok sevmiştim. Bahsediyorum zaten 3-4 önceki videoda. Bu kitap için de heyecanlıyım. Bir diğer kitabımız Arthur Schopenhauer'un Haklı Çıkma Sanatı. Ben Can'ın kısa klasiklerini okumayı çok seviyorum. Bu da böyle part part ilerleyen bir kitap. İsmini çok sevdim. Arkadaşlarım izliyorsa ismini çok sevdim. Tam benlik bir kitap. Diğeri Paulo Coelho'nun Mektup kitabı. Bu da sanırım yazarın yeni çıkan kitaplarından biri. Bu da şöyle roman gibi ilerlemiyor da daha parça parça ilerliyor. Yani sanırım mektup mektup ilerliyor, adından da anlaşılacağı gibi. Bir anlatı okuyacağız. Bakalım belki bu da
tekrardan Paulo Coelho okumak için. Güzel bir dönüş kitabı olabilir. Bir diğeri de Anne Bronte'nin, ay az önce kitaplar gözüküyor muydu acaba bilmiyorum ama Wildfall Hall'un kiracısı olarak okuyacağım kitabı. Sanırım Bronte kardeşlerden bir tek Anne Bronte'nin Can Yayınları'nda kitabı yoktu. O da Can Yayınları'na çıkmış durumda. Ben de bu kitabın bir de 107 yayınları basımı var. Bronte kardeşleri okumayı da çok seviyorum ama bakalım bunu ne zaman okurum. Ve bir diğeri de Simone de Beauvoir'ın Ayrılmaz İkili isimli bu kitabı. Bu da yeni çıkanlardan ve çok sevildi. Bakın size ne göstereceğim. Bu da benim bu kitap çıkar çıkmaz hepsi burada puanlarımla aldığım bir kitap. İçinden çıkar mı çıkmaz mı emin olamamıştım ama evet çıktı. Ben bunu bayağı önce sipariş etmiştim ama daha yeni gönderdi hepsi burada. Artık iki tane ayrılmaz ikilim var. Aşırı Can Yayınları dolu bir alışveriş oldu. Bu arada kitap fuarda yaklaşıyor. Ben kitap fuarına geçen sene Can Yayınları'nda çalışmıştım. O yüzden Can'ın kitaplarına çok hakimim ve okumayı da seviyorum. Puntu olarak, kitap boyutu olarak böyle tam bana hitap ediyor. Geçen sene de fuardayken çok güzel Can kitaplarıyla tanışmıştım. Hatta Kurtarma Mesafesi veya yine Samantha Schweblin'in bir tane daha kitabını okumuştum. Şu an ismini unuttum. Buradaysa göstereceğim. Aa, evet burada. Evet buldum. Kurtarma Mesafesi ve Yedi Boş Evi fuardayken keşfetmiştim. Hatta fuarda aralarda okuyordum bu kitapları. Ve o zaman çok sevmiştim. Dün yeni çıkanlara bakarken fark ettim. Yazarın yeni bir kitabı daha çıkıyor. Büyük ihtimalle onu da fuarda alırım. Bu arada kitap fuarında İstanbul'da olacağım. Evet, gelen kitaplar bu şekildeydi. Merak ettikleriniz, okuduklarınız varsa yazabilirsiniz. Benim en kısa zamanda okuyacağım Şokço'da Kış. Kasım ayı çünkü kulüp kitabımız. Diğerlerini de artık okudukça burada bahsederim. Rafa yerleştireyim şimdi. Evet. Birazcık bu ajandadan bahsetmek istiyorum. Aslında bu ajandanın açılışını yaptığım videoyu henüz paylaşmadım. Yani sorularınız olursa neden bu videoyu cevaplamadın gibi bir durum olabilir. Ama ben sadece kullanım sonrası deneyimlerimi paylaşmak istedim. Şimdi hızlıca o videoyu izlemeyenler için ajandayı TED'den aldım. Harry Potter ajandası çok uygun fiyatlıydı. 50-60 lira gibi bir fiyatı var. Biraz ince sayfaları var ama içindeki renkler ve desenler çok orijinal. Yani Mabel's'ın ajandalarından zaten. O yüzden de kullanmak istedim. Böyle hazır sonbahar başlamışken eski ajandan bana birazcık hantal geldi. Ve onu kullanmaya devam etmek istemedim nedense. Daha böyle yeni bir başlangıç yapmak istedim. Aslında akademik ajanda almak istiyordum ama bir türlü beğendiğim bir şey bulamadım. Bilmiyorum aslında ne istediğimi de bilmiyorum açıkçası, o yüzden de belki beğendiğim bir şey bulamadım. Ben de böyle hani günü kurtarması açısından, bir yenilik olması açısından bu ajandayı almıştım. Yine bir önceki videolarda böyle kalemle deneme tarzı kısımlarda çektim diye hatırlıyorum ama şöyle ki ajandayı kullandım zaten bir iki hafta kadar oluyor. Şöyle kullandım ben. Açıkçası işte izlediğim dizilerin bölümlerini yazdım, aldığım kitaplar, işte kitap kulübü toplantımız, ıvır zıvır notlar gibi böyle tatlı, küçük, pratik bir defter oldu bu benim için. İncelemelerimiz bitti ama ufacık bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçen hafta sonuydu sanırım. Mavi Tarlalardan Yürü kitabını okuyorum ama canım böyle çok film tadında akan giden bir şeyler okumak istedi. Ben de gece bir anda bir sipariş yaptım. Sanırım bu kızlarla toplantımızın olduğu gündü. Geçen hafta içi de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Biz şimdi Kasım için Şokça'da Kış'ı seçtik. Aralık içinse bizim Lumos'umuz Yeni Yıl Dileği kitabını sipariş etmiş kendine ve dedi ki Aralık ayı hani bizim böyle sevdiğimiz, enerjisini, ruhunu ışıklandırmasını sevdiğimiz bir ay. O yüzden hep beraber Yeni Yıl Dileği kitabını okuyacağız. Ben de bunu sipariş ederken işte Amazon küçük kampanyalarından yararlanmak için en uzun Noel kitabını aldım. Bunun kapağı da çok çok tatlı. Bunu da çok merak ediyorum. Sanırım böyle cheese romance, tatlı bir kitap okuyacağız gibi geliyor bana. Ve bununla beraber de Amerikan Ev Arkadaşı Deney kitabını aldım. Çünkü yazarın daha önce İspanyol Aşk Aldatmacısını okumuştum. Ve ben çok sevmiştim. Böyle hani yazım dili çok basit olmayan, kurgusu evet klişe ama
okurken eğlenceli bir kitap olacağı benziyordu. Çünkü yazarın okuduğum ilk kitabı o şekildeydi. Ve üçünü sipariş etmiş oldum. Bence bu ikisi tam Aralık kitabıdır bu arada. Bunu kızlarla okuyacağız. Bunu da ben kendim okuyacağım. Ama belki kızlarla da okuyabiliriz. Bilmiyorum onlar da varsa. Bu kitaplar için de heyecanlıyım. Bunları da size göstermek istedim. Ay, havanın ışıl ışıllığına bakın. Her video çektikten sonra burası. Uzun süredir açmadığım bir paket var. Yani Ağustos'un sonu gibi almıştım ama işte evdeki açılmayan bazı şeylerle beraber bu da kitaplıkta duruyordu. Şimdi beraber bunu açalım bakalım ne var. Instagram'da bir süredir takip ettiğim bir hesap vardı. Ben de böyle çantalarından almak istiyordum ama bakayım şöyle. Ama bir türlü alamamıştım. İşte yarın alırım, bir gün alırım falan derken küçük işletmemiz maalesef hesabını işte donduracağını, artık satış yapmayacağını duyurdu. Sonra birkaç tane elinde çanta olduğundan bahsetmişti ve bunları da satacağını söyleyince ben de dedim ki herhalde bu da benim için bir son şans, sipariş edeyim. Açıkçası birazcık oldu. Yani Ağustos sonuydu herhalde. Ben de aldım falan derken böyle bekliyordu. Çok da tatlı bir paketleme yapmış. Normalde herhalde karton paketlemeyle gönderiyormuş ürünlerini. Ama işte son satışlar olduğu için böyle tatlı bir paket yapıp göndermiş. Hesabın adına buraya bir yere yazarım ama artık satış yapmıyor. Ama yine de size beraber açmak istedim. Yırtmayacağım dedim ama zaten şöyle açabilirim. Bakalım. Aa, bakın içine küçük bir kahve koymuş. Evet, bir bez çanta. Ay, çok güzel kokuyor. Bakın şöyle bir bez çanta. Böyle İngiliz porselen yemek takımlarını hatırlatıyor bana. Bence çok tatlı. Ben içindeki astarın böyle bu renk olmasını istemiştim. Çok yakışmış bence. Ve içinde şöyle birkaç, bir tane burada cebi var, bir tane karşıda bir cebi var. Ve böyle herhalde bu suluk matara takmak için de şöyle bir cebi var. Çok çok güzel, çok hoşuma gitti. İyi ki almışım diyorum o sonuncu çantalardan birini. Çok hoşuma gitti. Videoyu sonlandırmak için geldim. Yeni bir video başlatırken bir önceki videoya bir son çekmediğimi fark ettim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda, yeni bir blogda görüşmek üzere.